Kripto Barak kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Birkaç aydır aranızda maalesef yoktum hesabın çalındığından dolayı. O yüzden yeni analizler gelmedi. Bir ara hesabı aldım ama sonrasında tekrar bir giriş yapamama hatası aldım. Şimdi artık sorunu çözdüm. Eskiden olduğu gibi yine günlük analizlerimize devam edeceğiz. Uzun süredir video atmadığından dolayı videolar önünüze çıkmayabilir. O yüzden destek amaçlı bu videoya beğeni yapıp nokta dahi olsa yorum yaparsanız çok çok memnun olurum. Şimdi arkadaşlar sözü çok fazla uzatmadan bu videoda öncelikle Bitcoin, arkasından eskiden olduğu gibi GRT Coin yine bakacağız. Başka analiz istediğiniz analizler varsa da onları yorum kısmına yazarsanız tekrardan yorumlamaya çalışalım. Evet arkadaşlar, şu anda benim en son Bitcoin'de destek seviyem 57.150 idi. Şu anda Bitcoin 53.700 liraya kadar düştü. Bitcoin 70.000 dolarlardayken, 69-70.000 dolarlardayken size artık düşüşlerin gelebileceğini, satış baskısının olabileceğini söylemiştim. Hatta son veya ondan önceki videomun kapak fotoğrafına dahi satış baskısı orada özellikle belirttim arkadaşlar. O günden beri de maalesef yeni bir tepe olmadı. Tamamen şu anda düşüş trendindeyiz. Anlık olarak, yani anlık olarak dediğim birkaç günlüğüne yukarı hareketler görebiliyoruz. Ancak bunlar tekrar yükseliş için maalesef yeterli değil. Şimdi Bitcoin'de nereye kadar düşüş gelebilir? Öncelikle buna bir bakalım. Şimdi 53.700'lü, hatta 53.800 diyelim arkadaşlar. Bütün çizimlerimizi şu şekilde silelim. Benim kanalımda herkes, her şey şeffaf olduğu için biliyorsunuz. Beraber çizmekten yanayım. Bakın şöyle bir Fibonacci yapalım. Fibonacci'mizin çalışıp çalışmadığını şu şekilde kontrol edelim öncelikle. Evet, bakın 10 Mayıs'ta günlük, bu arada grafiğimiz günlüktür arkadaşlar. Bakın 29 Şubat, arkasından 17 Nisan, tekrardan 11 Mayıs, tekrardan kapanışlar dahil 25 Haziran. Buralarda sürekli destek görevi görmüş. Burada direnci çok yaklaşmışız, 65.200 seviyelerde direnç görevini görmüş. En son baktığımızda dün gece kapanışını şöyle gösterdi. Bakın milimetrik olarak yaptığından dolayı bu Fibonacci bizim işimize yarayacak. Şimdi Fibonacci'de altın oran dediğimiz nokta her zaman arkadaşlar 0.618'dir. Yani Bitcoin bana göre 52.000 seviyesine kadar gerilecek. Evet, 52.000 seviyesinde eğer tepki alırsak tekrardan yukarılara çıkma durumumuz var arkadaşlar. Şu an yakın zamanda bizim için en önemli destek seviyesi tam tamına 52.000 dolar. 52.000 dolara kadar gelen düşüşlerde herhangi bir korkma payımız yok. 52.000 doların altına sarktığında da bizi tutabilecek diğer destek noktamız 46.000. Evet arkadaşlar, maalesef 6.000 dolar daha aşağı inebiliriz. 52.000 ve 46.000 Bitcoin için gerçekten de en önemli destek seviyeleri. Bu rakamları not alırsanız sizin işinize yarayacağını düşünüyorum. Bitcoin'de 73.777, hadi şöyle 73.800 diyelim. 73.800 üzerinde günlük bir kapanış gelmediği sürece boğa sezonu gelmeyecek arkadaşlar. Bakın bunu net olarak söylüyorum. 73.800 dolar üzerinde günlük bir kapanış gelmediğinde boğa sezonu gelmeyecektir. Şu hareketi bekleyelim. Bakın şöyle bir hareketi yapabiliriz. Şu hareketi yapar. Buradan tekrar 73.800'den destek alırsa eğer yukarı doğru hareketi Bitcoin devam ettirecektir. Bu da bizi 113.500 dolar seviyelerine götürecektir arkadaşlar. Ama 73.800 gelmeden işte boğa geldi, şöyle uçuyoruz kaçıyoruz diyenlere kesinlikle inanmayın. Daha önce de yanılmadık, yine yanılacağımızı düşünmüyorum. Buradan bir anda boğa gelmez ayrıca. Onun da bilgisini vereyim. Bitcoin'de şu anda söyleyeceklerim bunlar. Bu videoyu da çok fazla uzatmak istemiyorum. Zamanınızı da çalmak istemiyorum. İlk video olduğu için zaten uzun uzun konuşacağız. Hemen bir GRT'ye bakalım arkadaşlar. GRT'de durum neymiş? GRT'ye en son sizinle bakmıştık. O gün bugündür hiç ama hiç bakmadım. Evet arkadaşlar, en son çizimimizi yapmışız. O çizimlerimizden sonra desteklerimiz, dirençlerimiz aynı şekilde çalışmaya devam etmiş. Bakın en son 0.35 seviyesindeki dirençten red yemiş ve daha sonrasında düşüş trendi başlamış. GRT'de gerçekten de beraber çok güzel çizimler yaptık. Şu an GRT'de 0.35
13 bandındayız. 0-13 bandı bizim için, gerçekten de GRT için çok çok önemli arkadaşlar. Burada da tüm çizimlerimizi, bütün emeğimizi bir anda silelim. Şöyle bir düşen trend çizelim. GRT'deki durumumuzu görelim. Şimdi arkadaşlar bakın. Harika bir şey oldu. Onu bir gösterelim. Evet. Şimdi GRT'de bakın şu birinci temas 0.50'nin olduğu dönem. Şurası ikinci temasımız. Bu teması da 22 Mayıs'ta yapmışız. Ve daha sonrasında yine aynı şekilde bakın 24 Ağustos'ta tekrar denemişiz. 3 tane önemli teyidimiz var. O yüzden bu düşen trend bizim için çok ama çok önemli. GRT için söylüyorum. Evet. Şimdi GRT'de yükselişin gelmesi için öncelikle bakın arkadaşlar yükselişin gelmesi için diyorum. Alım yapacaklar için diyorum. En önemli nokta şu an 0.18. 0.18'in üzerine şu şekilde bir hareket yapmadığımız sürece GRT'de yükseliş beklemeyelim. Bakın alım yapacaklar şu anda örnek veriyorum şu anda itibaren yükselişe başlasa %40 yukarıdan alabilir. Veya şöyle bir sistem olabilir. 0.18 direnç olarak ben çalışacağını düşünüyorum. 0.18 şu an alıp %40 karla belli bir kısım satış gerçekleştirebilir. Ama şu an GRT için yükseliş maalesef görünmüyor. GRT ile ilgili onun dışında bakalım başka ne söyleyebiliriz. Fibonacci'yi çizelim yine GRT'ye. Fibonacci her zaman en iyisidir arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evet yine bakın güzel bir Fibonacci oldu. Noktasal hedeflerimiz var. GRT'de şu an görünen köy 0.09 seviyelerine kadar düşebileceği. Eğer GRT 0.1385 üzerinde kapanış yapmazsa maalesef 0.09'lara kadar düşebilir. Şöyle baktığımız takdirde bu da ortalamada %30'luk bir kayıp demek. Bunu da unutmayalım arkadaşlar. Bunları göz ardı etmeyelim. GRT'de yarın yine bir video çekeceğim. İstediğiniz analiz varsa, istediğiniz coin analizleri varsa mutlaka yorum kısmına belirtin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra her gün güncel analizlerle aranızda olacağım. Görüşmek üzere.